başladık. İmajdayız. İmajın yan tarafındaki kafeteryada dinleniyoruz ve burada bir seslendirme sanatçısı arkadaşımız var. Sefa Zengin. Sefacığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim hocam. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bize hikayeni anlatsana. Seslendirmeyle ilgili daha çok. Tamam, anlatayım. Biraz yüksek. Sanıyorum sene 94 civarı filandı. O zaman konservatuvarda okuyordum. Hı hı. Pek de aslında seslendirmeye sıcak bakmıyordum. Hani ukala tiplerdendim açıkçası. Fakat TRT yönetmenlerinden Tülay abla, Tülay Sakarya rahmetli. Evet. İlk kez onunla çalışma şansı buldum. İyi ki de bulmuşum. Yerli dublajı yapıyordu o zaman. Evet. Ben yerli dublajıyla başladım bu işe. Sonra TRT koridorlarına taşındım. Sene orada, kaç? 91? Sene 94. 94, evet. Yani yanlış hatırlamıyorsam 94. TRT kaç koridorlarında. Yıldır, yaklaşık 23 yıl. Evet, beraber TRT çalıştık seninle. Başladık orada, birlikte çalıştık zaten. Evet. Sonra? İlk önce başladığımda bu işi çok seveceğimi fark ettim. Neden? Çünkü Kerem Atabeyoğlu'yla çok yıllar önce, yani o zamanlar hani belki de 93'tür yani. Aslında ilk çalıştığım Kerem'di. Yabancı bir iş yaptırmıştı. Hı hı. Orijinal dublajıydı. Kerem mi yaptı? Belgesel gibi yani, Kerem Atabeyoğlu. Ha. Yönetmenliğini o yapmıştı. O belgesel gibi işte konuşunca çok az ettiğimi fark ettim. Hani buna çok hoşlandım. Evet. Baktım yapabiliyormuşum. İyi de yapıyordun. Fena değil yani. Fena, başlangıç için evet. Sonrasında işte devam edince yerliye, arkasından yavaş yavaş orijinal dublajları da gelmeye başladı. Sonra TRT'de işler bitti. Bitti. Sonra 2000'li yılların başında Volkan Severcan'la beraber çalışmaya başladım imajda. Yönetmenlik yaptın. Yönetmenlik yaptım. Seslendirme yönetmenliği, işte belgeseller yönettim, sinema filmleri yönettim. Malum bu işlerin içinde ne yapılması gerekiyorsa hemen hemen her şeyi yaptım. Rabarba ile başladım. Evet. Ta ki işte başrol konuşmacısı olana kadar o süreç devam etti. Çok seviyorum seslendirmeyi. Ha. Bayılıyorum açıkçası. Seyircimiz seni nereden hatırlayabilir? Böyle Kutlar çok Vadisi'nden hatırlar. Oyuncu olarak. Oyunculuğundan da bahsedelim. Konservatuvar yılları sonrasında. İşte 91 yılında konservatuvara girdim. 94 senesinde yine seslendirme ile birlikte başladığım sene Dorman Tiyatrosu'na girdim. Süper. Kapanana kadar Dorman Tiyatrosu'nda oynadım. Hı hı. Aslında uzun yıllar komedi oyuncusuydum. Derken işte Kurtlar Vadisi'nde bu şizofren psikopat karakteri oynayınca sonraki karakterim Kötü Adamlar. O rol yapıştı değil mi? Yani yapıştırdılar. Ben aslında hani Yeşilçam'ın klasik anlayışı. Aynen, ben de yıllarca avukat oynadım biliyorsun. Sonra bir ara savcılığa terfi ettim. Kamu şeyi böyle kanunu, ben adaleti temsil eden bir durum var. Yani işte kötü adam tiplemelerinde aranan adam. Evet. Her rol bundan sonra bana hep öyle geldi. Şu aralar çok seviyorum. Şu aralar işte yeni bir dizi bitti. İsimsizler'de oynuyordum, o bitti. Orada da kötü. Sinema filminde oynuyordum. Orada da kötüydün değil orada mi? Çok kötüydüm. Çok kötüydün. Orada. Ama çok seviliyorsun. Çok başarılı bir aktörsün. Sağ ol. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Çok hoş. Liyakat diye bir grubumuz var Facebook'ta. Burada seslendirme sanatçılarıyla röportajlar yapıyoruz. Orada yayınlanıyor. Bu çektiğim video da orada yayınlanacak. Harika. Ne söylemek istersin? Bu mesleği çok seviyorum. Seslendirmeden gerçekten haz alıyorum. Evet. Geçmişteki gibi değil. Eskiden olduğu kadar özenilen bir iş değil maalesef. Evet. Şartlar biraz öyle. Biraz şartlar öyle. Türkçe'ye çok hakim değil. Yeni konuşmacıların pek çoğu. Ona çok dikkat ediyorum. Evet. Özellikle. Bu işi sevme nedenlerinden biri de Türkçe'yi çok seviyor oluşum. Dolayısıyla dile hakimiyet bizim işimize çok kıymetli biliyorsun. Ama yeterince özen gösterilmediğini gördükçe de ben üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Evet. Ama bu mesleği severek yapmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Şey soracağım, seyircimiz seni nereden hatırlıyor derken sen direkt tabii Kurtlar Vadisi'ne gittin ama ben sesini özellikle merak edenler için söylüyorum. Vallahi o kadar çok rol konuştun ki. Çok sık konuştuğun bir, ne bileyim, bir aktör var mı ya da bir animasyon karakteri? Özellikle hani şu ses ben oldum diyemem ama pek çok meşhur karakteri seslendirdim. Hani Bruce Willis'ten tut, evet. Steve Martin'e. Konuşmadığın aktör kalmadı, diyebilirim. Hani çok sayıda karaktere ses verdim ama hani en bilinen, aslında dikkat çekici olabilecek şey
Star Wars'taki Stormtrooper'ların tamamını ben konuşuyorum. Süper. İşte evet. Devam et. Onun haricinde mesela James Bond serisinin neredeyse kötü adamlarının tamamını ben konuştum. Süpersin. Çok teşekkür ederiz. Şarjım bitiyor. O yüzden kısa kesmek zorundayım. Tekrar görüşürüz. Affedersin, tekrar konuşacağız. Olur. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.